ya da raf takibi yapabilmemiz için ilgili ön ayarlarımızı yaptıktan sonra depo yönetim sistemi ardından raf yeri fişine giriş sağlarız. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile raf giriş fişi seçeneğine tıklarız. Fiş numarası, tarih ve açıklama bilgisini gireriz. İşlem yapacağımız depo bilgisinin seçimini sağlarız. Belge türünü belirledikten sonra liste butonuna tıklayarak karşımıza gelen listeden seçim yapabileceğimiz gibi ilgili belge türüne ait fiş, belge no veya fatura numaralarından birini seçerek ekle dediğimizde seçtiğimiz bilgilere ait belgemiz gelecektir. Başlat butonuna tıkladığımızda belgemizde bulunan stok kalemlerini kalemler sekmesinde görüntüleyebiliriz. Ekranın sağ tarafına geldiğimizde ilgili stok için barkod bilgisini okutabileceğimiz gibi varsa seri veya lot numaralarının da girişini sağlayabiliriz. Ardından stokların yerleşeceği raf yerinin seçimini sağlarız. İşleme ekle dediğimizde yapmış olduğumuz işlemleri işlemler sekmesinde görüntüleyebiliriz. Fişi kapatarak işlemimizi tamamlamış oluruz. Yine aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile raf çıkış fişinin seçimini sağlarız. Fiş numarası, tarih ve saat bilgilerini girdikten sonra açıklama alanını doldururuz. İşlem yapacağımız depo bilgisinin seçimini sağlarız. Belgeler alanına geldiğimizde belge türünü seçtikten sonra liste ekranından ilgili belgemizi seçeriz. Başlat butonuna tıkladığımızda ilgili ürünün barkod, seri ve lot numarasının okutulabileceği alan ekrana gelmektedir. İlgili ürünün barkod numarasını okuturuz. Stoğun hangi rafta olduğunu mevcut raf yerleri butonuna tıklayarak görüntüleyip seçimini sağlayabiliriz. Ardından işleme ekle ve fişi kapat dediğimizde işlemimiz tamamlanmış olacaktır. Yapmış olduğumuz işlemlerin takibini raf yeri fiş listesi ekranından sağlayabiliriz.